Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte günlerden beri merakla beklediğiniz Samsung S8'in sağlamlık testini yapıyoruz. Bu arada ekranda duran bağlantıya tıklayarak bu telefonun incelemesine ulaşabilir, telefonun detaylarını görebilirsiniz. Çizilme testinde sizden çok fazla yorum gelmiş, Çağdaş bunları bana söyledi. Bu sefer yine bunları kullanacağız ama ardından değişik bir test gelecek, hep beraber izleyelim. Tabii ki de arkadaşlar, günlük hayatta maket bıçağıyla telefon önüne böyle kimse girişmez. Ancak biz burada başına gelebilecek en abartı şeyleri deniyoruz. Ön tarafta kameraya yansıyor mu yansımıyor mu bilmiyorum arkadaşlar ama çok küçük kılcal çizikler oldu ama bayağı abarttık durumu. Bir de arka tarafı deneyelim. Özellikle kamera kısmını denemek istiyorum. Parmak izi okuyucusu direkt çizildi, bunu belirtelim. Ancak arkada kamera kısmında ve arka kapakta herhangi bir şey yok. Tornavidayla girişiyorum. Yine arka tarafta bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Ön tarafta yine az önceki maket bıçağından kalan kılcal çizikler duruyor. Ancak gözle çok zor seçildiğini söyleyelim. Şimdi bir de Çağdaş bir torbanın içine bir sürü anahtar koydu. Bunu cebimiz gibi hayal edelim. Getir Çağdaş. Telefonu da şöyle içine bırakıyorum ve başlıyorum sallamaya. Şöyle halay. Bay bay, düşürme testini de yapmış olduk böylece. Hala bir çizik, çatlak yok. Anahtar testinden de sağlam çıktı diyebiliriz. Parmak izi okuyucusundaki çizik az önce maket bıçağından olmuştu. Ekranda çok küçük bir ışık hüzmesi oldu ve anında da gitti diyebiliriz. Demek ki çakmakla yanma konusunda LG G6'dan daha başarılı diyebiliriz. Öncelikle cep hizasından şöyle telefonun ekranı yere bakacak şekilde bırakıyorum. Ve bakalım bir şey oldu mu? Ön tarafta herhangi bir sorunumuz yok. Bir de tabii ki de şöyle bir senaryo da gelebilir. Telefon kıç üstü, yani şurası yere çarpabilir. Bir de onu deneyelim. Şurada çok ufak bir boya kalkması var. Ancak benim görüşüm sağlam çıktı telefon. Cep hizasından sağlam çıkan telefonumuz, bakalım kulakta ne yapacak? Elveda. Kulak hizasına dayanan telefon sanıyorum az çıktı ya. Telefonumuzda 1, 2, 3, 4, 5 tane delik oluştu. Hatta şurada da bir küçük delik var. 6. Artık su testine sokmanın bir mantığı oldu arkadaşlar. Diyelim siz telefonu aldınız ve böyle düşürdünüz, ufak bir çatlak oldu. Peki o saatten sonra telefonu suya sokabilir miyiz? Sokarsak çalışır mı? Şimdi gelin bunun testini yapalım. Evet millet, halka açık Web Tekno plajımızı yeniden doldurmaya hazırlanıyoruz. Çağdaş bu sefer dedi ki önce telefonu bırakalım içine. Bırak Çağdaş'cığım. Çok güzel oldu. Şimdi havuzu doldurma zamanı. Su altında dokunmatiğimiz çalışmıyor arkadaşlar, bunu görmüş olduk. Ama en azından telefon hala sağlam. Demek ki bizim açtığımız deliklerden sanıyorum ki su almadı. Çıkartınca daha net göreceğiz. Şöyle biraz daha takılsın suyun içinde. Oo, taşınabilir havuz. Vallahi güzel iş ha. Saati 1 lira. Bravo. 3, 1. Hemen bir temizleyelim şöyle önünü ve arkasını. Hah, bak ne diyor biliyor musun? Bağlantı noktasını kontrol et. Şarj cihazı USB bağlantı noktanızın nemli olduğu algılandı diyor sanırım. Arkadaşlar power tuşumuz şu an gitti, çalışmıyor. Gördüğünüz gibi basıyorum, hatta uzun basılı tutayım. Telefonu artık kapatamayacağız, açamayacağız. Ya bu sudan önce çalışıyordu, onu belirteyim. Evet, az önce ekranda bir uyarı verdi. Telefonunuzun işte USB girişi nemli olabilir, dikkat edin vesaire. O bildirimi de indirip tam olarak okuyamıyoruz şu an. KT60'da olduğu gibi bir bildirimdi bu. Gücümü veriyorum şu an. Telefonumuzda gözle görülür bir bükülme yok. G6'nın ekranı biraz daha çatlaktı ancak bu açamada çıtır çıtır gitmişti arkadaşlar. Bunu hatırlatalım. Şimdi enteresan bir test daha yapacağız. Yakma testinin devamı diyebiliriz aslında bunun için. Bir tornavidayı ısıtacağız. Getir Çağdaş. Gidelim.
Ivida'yı ısıtacakmışız. Arkadaşlar yorumlarda çakmak testi sizi kesmediğini söylüyordunuz. Telefonun başına şöyle bir ihtimalle gelebilir. Üzerine ne bileyim kül düşebilir. Mangaldan bir şey sıçrayabilir. Şimdi gelin bunun bir testini yapalım. Bir adet vidayı ısıtacağız ve telefonun üstüne bırakacağız. Evet arkadaşlar, Çağdaş ısıttı şimdi. Aleti kapatıyor. Demirinden tutma Çağdaş. Ufak bir etki yaratmış. Beklediğimiz etki mi? Tam değil ya. Tam ama... değil. Telefon kendi kendine açılıyor, kapanıyor. Bir şeyler oluyor telefona bu sırada. Evet millet, telefonda şöyle ufak bir sarımsı bir leke oluştu. Web Tekno usulüne geçelim artık. Evet millet, şimdi geldik son aşamaya. Son aşamamız her zaman olduğu gibi Web Tekno usulü. Ne yapıyoruz? Valla patronun BMW'sini kaçırdık, kusura bakmasın. Onunla bir üstünden geçeceğiz. LG G5'te yapmıştık, telefon tuzla buz olmuştu. Bakalım S8'de neler olacak. Levent abi bugün bizim pilotluğumuzu yapacak. Hadi videomuza geçelim. Hadi artık başlayalım arkadaşlar, her şey hazır. Evet millet, telefon taşı kırdı. Ama arka taraf birazcık yalan oldu, yeter mi? Şunu bir düz edelim ya. Aynen öyle. Hadi bir posta daha alalım. Lütfü yine belli, pis işi bana bırakacağım. Bir şey olmaz ya. Resmen ikiye katlandı. Patronun araba telefonu ikiye katladı. Hadi geçmiş olsun. Arkadaşlar evet, şurada bir şeyler var. Burada videoyu yeni açanlar için bu Galaxy S8 arkadaşlar, bunu da söyleyelim. Ya benim şu ana kadar yaşadığım en iyi sağlamlık testlerinden birisi olabilir, oldu ya. Olabilir. Alo. Ha, tamam, getiriyoruz arabayı. Hemen getiriyoruz. Evet millet, böylece bir sağlamlık testimizin daha sonuna gelmiş olduk. Kazasız belasız bunu da atlatmış olduk diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere ama diyelim. Ama sen şeyi yapmadın. Ha. Şöyle yapman lazım. Sen söyle mesela şimdi bir dahaki sağlamlık. Bir sonraki sağlamlık testimizde görüşmek üzere diyelim. Şu aşağıda hemen bir tane beğenme butonu var. Ona basarsanız seviniriz. Ayrıca kafanıza takılan her türlü şeyi yorum olarak bizlere bırakabilirsiniz. Fantastik fikirlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Millet yan tarafta duran bağlantıya tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.